Yüklenen afacanların görevi. Operasyon Feral. Arkadaşları eğit gibi davranan liderler istemiyor. Sonunda puzzle'ın son parçası olan bu tableti yerine koyarak magnetik kodu kıracağız ve en büyük hayalimize kolayca ulaşacağız. Evet, bilin bakalım bizim en büyük hayalimiz ne? Tabii ki size tekmeyi basma rekorumuzu tekrar tekrar kırmak da Andalay'ın keyfine düşkün çocukları. Bunlar afacanlar değil mi? Ne kadar beklenmedik bir sürpriz. Bizim de sürprizimiz var. Renkli Maymunlar Adası'nda sizinle birlikte olmak çok keyifli olacak. Ama siz o çukurun içindeyken tabii. Ben bunlar gibi şapşal ve kocaman hedefleri vurmaya bayılırım. Hayır! Tableti vurabilirsin! Hı. Doğru, numara 3 haklı. Siz gemiye geri dönün. Ben keyfine düşkün çocuklarla kişisel olarak ilgileneceğim. Kişisel olarak. Olduğun yerde kal sefil şey. Ben de hepinize yetecek kadar. Hadi Naci. Hayır, tableti kıramam. Ne? Sen ne dedin? Numara 5, tablet bende, çabuk ol. Kodu söylüyorum, çok dikkatli yazmanı istiyorum. Bu kodun bir parçası değil mi? Hey! Numara 1! 45 dakika sonra. 46 dakika sonra. Afacanların fil benzeri aleti, acil kurtarma gerektiren durumlarda kocaman gövdesi ve güçlü pençeleriyle işe yarar. Çabuk, acele et! Bu adada olduğunu biliyoruz ve uzun süredir kayıp! Ve kodunda olmalı! Durun! Bir şey yakaladım. Şu tarafta olmalı. Pekala! Koşarak yaklaşma hareketine başlıyoruz. Numara 1, buharlaşmış olamaz. Biz onu görebilen tek kişi oldu. İkiniz de susar mısınız? Numara 1 sadece üzerindeki kıyafetlerini çıkarmış, hepsi bu. Ama neden acaba? Benim bir sorum daha var. Şunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kaçın! Ama bu numara bir. Merhaba numara bir. Üzerine giydiğin o yapraklar çok hoş, çok hoş olmuş. Yapma, hayır, yapma diyorum. Hayır, tamam, bırak beni, bırak. Numara 5 diyor ki, bizim bu numara 1'i hemen buradan çıkarmamız gerekiyor. Yoksa birazdan bizi de öpüp yalayacaklar. Pekala. İlk yapmamız gereken şey, sizin sektöre yeni bir lider atamalıyız. Kimin lider olacağı umurumuzda değil. Biz numara 1'in hemen eski haline dönmesini istiyoruz. Kurallarımız var numara 3. Bütün sektörlerin bir lideri olmalı. Geçici olsa bile.
Bana bakmayın. Oradaydım ve bir daha bunu yaşamak istemiyorum. Özellikle de onu olanlardan sonra. Tabii numara 5. O zaman kim lider olacak? Ne oldu? Sen ne dersin? Numara 2? Bilmiyorum. Liderler kendi gemilerini kullanamıyorlar. O yüzden beni geçin. Lütfen. Emin misin numara 2? Evet, kesinlikle eminim. Pekala, sanırım liderin kim olacağına benim karar vermem gerekiyor. Şimdi bakalım. Tamam, karar verdim. Yeni geçici lideriniz numara 3 oldu. Ben mi? Tamam. İlk görevimiz numara 1'i eski haline getirmek, çünkü bize kodu söyleyecek. Numara 1 kodu biliyor mu dedin? Bütün bunlar olurken o kodun ne olduğunu biliyor muydu yani? Neden bana söylemedin? Pekala çocuklar, numara 1'in hemen iyileşmesini istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama çocuğun psikolojisi içinde bulunduğu durumun önemini fark edebilecek boyutta değil. O hala renklidir, aşk duygusu yaşıyor çünkü. Peki sence bu benim umurumda mı? Hemen o kodu istiyorum, çabuk ol! Üzgünüm ama 4. sınıfın biyolojisiyle ne yapılabilirse ben de onu yapıyorum. Pekala numara 74.562, biz böyle durumlarda... Hayır! Sakın bunu denemeyi bile düşünme! Neden olmasın? Elementlerin etkisiyle... Hayır! Hayatı boyunca bir E52b davranabilir. İşe yarayabilir. Bana bak, senin mitoplazmik hücresel yaratık burada patron benim. Patronmuş. Ben de 5. sınıfta okuyorum ve... İkiniz de susar mısınız? Çabuk susun! 4. sınıf öğrencisi başlattı, değil mi numara 275? Şimdi söyleyin bakalım, neden bahsediyorsunuz? Anlatayım. Numara 71.562 bu olayda L elementini kullanmamı söyleniyor. Çok tehlikeli ama belki de onu şoka sokabilirsek normal hayatına geri dönebilir. Ama elementler tamamen değişken bir şey. Üstelik biz onu neyi şoka sokabileceğini de bilmiyoruz. Elbette riskleri var ama daha kötüsü olamaz, değil mi? Yapın şunu. Kızı duydunuz. Gurur duydun mu? Evet. Ama burada gerekli ortamı hazırlamalıyım. Elementleri ortaya çıkarmadan önce herkesin bariyerlerin arkasına geçmesini istiyorum. Gizli, her şey sana bağlı. Göreyim seni kızım. Ben sadece Nacim'i geri istiyorum. Bu nasıl? İşte böyle. Gördün mü bak, senin yüzünden bu hale geldi. Numara 1 hayatının sonuna kadar eğit gibi davranacak. Hem de senin yüzünden. Benim hatam değil. Tamamen senin hatan. Artık numara 1 hayatının sonuna kadar böyle kalacak ve okulu asla öğrenemeyeceğiz. Anlamıyorum. O şapşal kodu öğrenmek bu kadar önemli mi? Önemli mi? Renkli maymunlar şirketi bir yarışma düzenledi ve kim süper mutluluk kodunu öğrenip kodu kırmaya başarırsa ona bedava anahtarlık vereceklermiş. İnanabiliyor musunuz? Bu da harika bir şey. Harika. Anahtarlık mı? Yani şimdi ben hayatımı riske atıp, hatta bütün ekibin hayatını riske atıp saçma sapan bir anahtarlık peşinden mi koşuyordum he? Papacanlar ekibinin üyesi olmak ciddi bir iştir ve ben bir anahtarlık için bunları asla yapmam. Ya... Ama
çocuklar. Hoş geldin. Geri geldin. Dönmek güzel ama bakın beni kucaklamayı bırakır mısınız? Evet. Bitti ama öyle de çok güzeldi. Ne güzel. Anahtarlıklarımız nihayet geldi. Merhaba çocuklar. Arkadaşlarımla sizin eve oynamaya gelebilir miyiz acaba?